Her son yeni bir başlangıç ve her başlangıçta bir sondur. Bugün end'te, sonda yani başlangıçtayız. Ve tamamen kurak ortam bitkilerinin serdiği, köleleştirilmiş bir boyuttayız. Aklımda ise sadece ufak bir sorun var. Oyuna bir sürü ölümcül canlının olduğu bu kurak vadide başlarsak oyunu bitirebilmemiz mümkün mü? Araları ölümcül çukurlarla dolu olan ve büyük bir tarihi içinde saklayan The End'e hoş geldiniz. Amacımız şöyle olacak. End'in içerisinde Enderman'lerin inşa ettiği bazı yapılar var. O yapıları bulup oradan araç gereçler almak. Ama bu o kadar da kolay olmayacak. Acının tatlı tebessümle buluştuğu o maceraya hoş geldiniz. İyi seyirler. Hey, selam. Ben Adal. Bundan 1,5 yıl önce aynen bu şekilde başlamıştım videolara. Evet, kanallarım çalınmadan önceydi. Minecraft üzerine sadece oynanış videosu çekmektense acı dolu seriler yapmaya başladım ve bu seriler aynen şöyleydi. End'de başlayarak oyunu bitirmek ya da hiç blok kırmadan, craft yapmadan oyunu bitirmek ve çok fazla da izleniyordu aslında. Yayınlarda deliler gibi yapıyorduk ama o zaman yayınlarda 200'ü izleniyordum. Şu an 3000-4000'e kadar varabiliyor. Desteğiniz için teşekkür ederim. Bu aralar ufak bir eskiye dönüş var ve ben de tekrardan nostalji yapmak istiyorum. Bugün oyunu bu şekilde bitirmeye çalışacağız. En sevdiğim ve ilginç bulduğum nektar meyveleriyle başlayalım çünkü bunlar hem canımızı dolduracak, hem açlığımızı giderecek, hem de bizi farklı yerlere ışınlayabilecek. Bunu 2B2T'de birçok kişi kullanıyor çünkü hani sizi obsidiyandan kırılması zor kısımlara koyduklarında tek yapmanız gereken bunlarla beraber kaçabilmek. Bir bloğa sıkıştığınız belli bir yerden düşeceksiniz belki. Bunu yediğinizde tekrardan zemine gelebilirsiniz. Hatta düşerken Ender Pearl yerine bunları da kullanacağız ve bol bol da bunlardan almamız lazım çünkü gideceğimiz istikamet birazcık sıkıntılı. Öncelikle bir Ent'i bulmamız lazım. Ona göre gitmemiz lazım ve aslında bazen şey diyebiliyorsunuz. Ben buna neden başladım? Bu neden? Hani nasıl aklıma geldi? Evet mümkün ama bolca acı çekeceksin. Neden? İçinde böyle bir daralma olabiliyor. Ben şimdi Enderman'lerin hikayesini çok net biliyorum. Çünkü Enderman'ler benliklerini yavaş yavaş kaybeden, bizler gibi akıllı düşünebilen canlılarken maalesef 3. 4. 5. boyut deneylerinden sonra bunlar bir kafa yiyor. Diyor ki evet biz çok güçlü canlılarız, boyutlar arasında işte Nether'a gidebiliyoruz ki Enderman'lar Nether'da da var. Dünyaya yol açabiliyoruz, kendi boyutumuzda farklı yerlere ışınlanabiliyoruz, o zaman daha iyisini yapabiliriz ve ejderhayı çağırıyorlar ve ejderhayla beraber de kendilerini köle kılıyorlar. Zekaları da bu şekilde köreliyor, aynen o şekilde. Yani şimdi bu adamları yumruk ata ata cani bir şekilde öldürmek istediğimi düşünmüyorum açıkçası. Hop. Her zaman istediğimiz şeyi yapmıyoruz. Üzgünüm. Ayaklara doğru, ayaklara doğru. Bu adamın içinden bu arada inci çıkmazsa ben ağlarım. Lütfen hayır, 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 hayır. Ne demişler? Seni öldürmeyen şey güçlendi. Gerçi ben öldüm lan. Evet, bu adamlarla uğraşmak istiyorsam kendime bir tünel kazmam lazım ki onlar bana gelemesin. Ben onların ayaklarına vura vura onları yok edebileyim. Birkaç asır sonra. Bir de buraya girip çıkabilmem için benim bir merdiven yapabilmem lazım. Ki işte bu uzun adamların uzun olduğu için ben kısa bir yerde duracağım, pat pat indireceğim, kolay olacak yani teoride. Çok eğleniyorum. Minecraft çok eğlenceli bir oyun. Nasıl yani, boş bir bloğu elinizle kırmadınız mı hiç? İlk şanssız, üzgün olarak dövmem gereken abim sensin. Aynen öyle, gel abi buraya. Çok özür dileyerek. Lütfen. Oo, wow, wow. Aa. Evet. Evet. Hayır, bu adayı yapmamış olmalı. Lütfen, lütfen, lütfen. Benim bir ailem var. Benim bir ailem var. Lütfen Enderman yapma, yapma, yapma. Vurma bana. Öl artık, öl, öl. Artık bir tık daha geliştirilmiş üstün sistemime hazırım. Sinirlen bana. Neden bu kadar kekosunuz? Şimdi bu adamı neden dövüyoruz diyebilirsiniz en başında da. Bazı adalarda aralar çok açık olacak ve Ents'i bulmamız ciddi anlamda zor olacak. Ben de hiçbir şeyde blok kıramadım. Aklım çıktı be manyak adam. Cidden sen bir dayağı hak ettin, gel. Çok teşekkür ederim. Şu deliklerle beraber ışınlanacağız otomatik olarak ejderhanın yanına ve
oradan savaşımızı... Aynen öyle. Savaşımızı oradan götüreceğiz. Çok güzel. Normalde 3 saatimi alan Ents'ti şu an çok güzel bir şekilde zınk diye çıktı. Merhaba güzellik. Nasılsın? Gün iyi mi? Tam zor bir başlangıç olmadı bizim için. Eltra burada, gemide, uçan gemide. Onu alabilmek için bloğa ihtiyacım var. Onun için de tabii ki kazmaya ihtiyacım var. Kazmaların çıkabilitesi olduğu yerler. Sanırım şu en üst kat ve oraya giderken bir sürü shulker göreceğiz. Shulkerlar da aslında midyelerden geliyor. Sert kabukları ve içinde doldurdukları incilerle beraber. Endermenler aslında bu yerleri neden yaptılar? Neden bunların içinde hiç enderman yok? Çünkü gerçek hayatta da midye farmı yapıyorlar. Midye çiftçiliği yapıyorlar. İnsanlar inci alabilsin diye. Endermenler de aslında shulkerları köleleştirerek kendi çıkarlarına kullanıyorlar. Adamlar akıllı. Yani şimdi oho ne kadar da vahşi falan diyecek olursanız yani biz de inekleri büyütüyoruz. Sütünü alıyoruz, kesiyoruz, yiyoruz. Yani biz insanlar olarak da yani Enderman'dan farksız bir şey yap... Oo merhaba. Merhaba. Merhabalar. Peki ben bu adamlara hiç bulaşmadan... Hoppala. Aa, bu çubukları alabilirim. Bu çubuklarla beraber kendime basamak olarak çubukları kullanabilirim. Mesela böyle yapabiliyor muyum direkt? Yeah boy. Çok güzel oldu bu. Olabildiğince çubuk toplayacağım. Direkt olarak shulkerlara bulaşmak sadece zaman kaybı olacak. Üzerine de meyvemi yiyeceğim. Meyve yediğinde de beni hep en başlara kadar oyalıyor. Yani yine en başa dönmem gerekiyor burada tabii de. Alabildiğim kadar alacağım işte. Yani normal bir yemeğimiz olmadığı için endermenlerden, etinden, sütünden yararlanamadığımız için bu şekilde oyalana oyalana yapacağız her şeyi. Evet mesela burada da çok var. Benim asıl çıkmam gereken yer zaten burası. Aynen. Aynen abi. Aha. Evet. Almamız gereken alıcım. Ooo. Eyvah eyvah. Biri güdümle atıyor. Hani kim atıyor bilmiyorum ama. Evet. Tekrardan hayatımı sorgulayacağım bir blok kırma serüvenine geçiyoruz. Hatta buradan ben bir sürü şey yiyebilirim. Ben bunu böyle koysam. Bloklar nitelikte mi olur acaba? Ahan da böyle. Evet tamam güzel. En azından artık kılıcımız var. Unbreaking Protection güzel. Güzel zırhlarımız da var. Mending de var. Tamam bunların hepsini öldürebilecek düzeyde miyim? Değilim. Değilim. Sadece tıklamam lazım. Evet evet çok iyi abi. Direkt zıpla. Tamam. Tamam güzel başlangıç. Hayır onları takma. Evet. Aynen abi. Evet burayı tamamen unutmuşum. Tamamen unutmuşum. Güzel bre. Bu şekilde gitmeye çalışsam nereye kadar gidebilirim? Mesela böyle yapsam. Sonra şunu üzerine koysam. Ciddi anlamda lambanın üzerinden mi yapıyorum bunları şimdi? Bir de geleceğim yerde beni tatmin edecek mi? Sorun o. Bir tane yeterli. Sadece bir tane yeterli. Ciddi anlamda. Çok iyi. Tamam. Aynen. Güzel. Evet. Tekrardan... Neyse. Babam 3 kere Türkiye bisiklet şampiyonu olduğunda en fazla kondisyonu veren şeylerden biri merdiven çıkmak demişti bana. O yüzden merdiven bol bol çıkacağız. Kondisyon yapacağız. Sporcu adam böyle yapar be. Merdiven çıkar be falan. Yani deniyorum bir şeyler. Evet. Daha fazladan bu... Çubuklardan toplamam lazım yoksa işim bayağı yaş. O yüzden buradan yememe... Tamam yine mi yedik? 9 saniye çok iyi. Daha fazlasını yemiyoruz. Bu adamı uzaklaştırabilir miyim ben artık? Hayır hayır yemeyeyim. Çok iyi. Beyefendi artık ölebilir misiniz acaba? Anlıyorum. Beyefendi lütfen. Beyefendi... Aynen böyle. Çok güzel. İçerisi bayağı fokur fokur. Evet. Parkur mapleri de kötü. Tamam güzel. Şöyle yapma. Hayır hayır lütfen. Tamam çok iyi çubuk 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 çubuk. Hiçbir şey yapmamam lazım. Yine mi çubuk yine mi çubuk? Çok iyi. Çok iyi. Flex I'm. Teşekkür ederim. Yayın dışında da abone olup destek verdiğin için abi. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Biraz yolumu da yapmam gerekiyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Burayı kapamanın bir yolunu bulabilirsem çok iyi olacak. Ya da zamanlama tutturacağım. Ay evet, 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 evet. Lütfen, lütfen, lütfen. Çok güzel. Aynısı buradan. Çok güzel. Çok güzel. Ne var sende? Kırılmazlık ve
Keskinlik çok iyi. Tam istediğimiz şeyler. Şimdi. Efficiency 3. Verimlilik 3 var. Sharpness. Mending tamam. Bu kesinlikle en istediğimiz şey. Bu sıkıntıya varırsak efficiency'si var. Bunlar işimize yaramayacak şeyler. Sonunda block grip. Aha da buraya gidebileceğiz. Ama onun için ben tekrardan yerden yükselmek istiyorum. Ben direkt yemek yiyeyim hatta. Bu arada beklediğimden çok kolay oldu biliyor musunuz? Yani bu kadar hızlı alıp kaçabileceğimi düşünmüyordum. Aa, aslında üstte bir tane daha mı sandık vardı? Hiç hatırlamıyorum. Oo. Özür dilerim abi, yüzüne baktım, çok korktum. Şimdi orası bayağı yüksek. Abi tamam, bu cidden bak, ben bir gün gitmişim. 7. sınıf mı neyim, 8. sınıfım ya da dershaneye gideceğim. Bir tane keko dedi ki ne bakıyorsun dedi. Öyle bir dedi ki yani birini dövecek. Ben de bir bakayım dedim. Bana diyormuş, bana bakıyor. Bu adamlar da öyle yani, adamlar bildiğin sataşıp bıçaklayacak birini arıyorlar böyle. Takayım böyle bir egomu tatmin edem havası. Aha da böyle abi. Adam da sürekli ittiriyor, bir yanaşıyor. Anladık abi. Anladık. Özür dilerim. Ha bu arada şeyde de var. Bazı Facebook sayfalarında bildiğin insanlar biraz garipler. Anlamıyorum. Dur abi. Zaten sıkıntı değil şu anda. Şöyle gireyim. Burada zaten ekstra instant health'lerimiz var değil mi? Hem de 2. Güzel, sıkıntı olmayacak. Sen de abicim şöyle gelirsen. O hareketi yapma. O hareket öyle değil. Vay vay vay. Birazcık da zengin olalım. Elytra'mızı da alalım. İstikbal göklerdedir be. Şimdi uçacağız. Aynen, güzel oldu. Bir de pantolon. Ha bir de burada mesela bir tane ejderha kafası var. Ejderha bu Enderman'leri köleleştirdiyse nasıl oluyor da gidip de hani burada kafası olabiliyor? Zamanla ejderha yaşlanıyor, ölüyor ve ondan sonra bu ejderhanın kafalarını da buraya koyuyorlar. Bu arada riskli bir şey yapacağım. Hop. Hoppala, evet. Yeah boy. Çok güzel, bu çok iyi hissettiriyor. En son bunu yaptığımda yere sömek gibi yapışmıştım. Puş diye böyle. Mary Jane'in kurtarılma sahnesi, örümcek adam. Bu arada bence çok fazla eşyamız var mı? Yani ejderhayı yenebilecek kadar. Bence zar zor birazcık daha ensti bulalım. Daha fazla eşyamız olsun. En azından böyle yapmamız daha mantıklı olur. Öbür ensti'yi bulduğumuz kadar hızlı ensti bulabilir miyim bilmiyorum. Bazen şanslıysak zınk diye çıkıyor ama şu an zınklayamayacağız galiba. Alanlar geniş. Geniş alanlarda daha fazla çıkıyor. Bu arada hiç bunların rahatlatıcı videolarına geldiniz mi? Ya aslında başlı başına bunlar da rahatlatıcı bittik ama. Bir dakika. Bu bizim az önceki entity miydi yoksa ben yeni bir entity mi buldum şu an? Kendi kendime oltaya atıyor olabilir miyim şu an diye düşünüyorum bir tek. Çünkü canımı doldurmak için nektar meyvesiydi ve tamamen önüm şaştı. Cidden bu başka entity. Bir dakika, değil mi? Olabilir mi? Lütfen. Gerçi arada bayağı uçtuğum yer vardı. Evet. Aynen öyle be. Çıksanıza. Efendim, açar mısınız kapıyı? Tamam, yine elmas. Yani entity'den tam total ne çıkabilir bilmiyorum. En azından birazcık şansımı zorluyor olabilirim. O zaman şöyle yapmam lazım. Birazcık blok alacağım. Ondan sonra da yine Elytra'nın olduğu yere gideceğim. Son olarak oradan koparabildiğim parçalarla da ejderhanın lüzmünü... Ay ben bu cümleyi neden kullanamıyorum? Yani yok edeceğiz adamı. Tarumar edeceğiz. Ben onu Matrix nasıl yaptığımı sorgulamayın. Tamamen saf yetenek. Anadan doğma bir yetenek bu adam be. Ulan be, nasıl da dojlanıyor bile bu kadar hızlı bir şekilde bu mermilerden kaçamamıştı be. Baba bak, izle ve gör. Matrix bebeğim. Matrix, hoppala, evet. Sen de gel. Hadi sen bir de oradan dönüp gel. Arkadan da gelin. Matrix bebeğim, gel. Hop. Evet. Öldükten sonra da ağlarım değil mi? Evet, S-400 füzelerinden daha fazla kalmadıysa biz uçabiliriz. Aynen öyle. Lütfen, hayır, sıkıntı yok, bir şey olmadı. Yani aslında zengin bir adam olup çıkacağım bu maceranın sonunda. Bu kadar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben dozajımı almadım ben. Ben cidden bu adamların bana sağ soldan ateş etmesini çok özleyeceğim. En azından uzun bir süre zaten bu adamları görmeyeceğimden dolayı ben bir dozajımı alacağım ama tabii ilk önce yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra bir şeylere gelmeyelim. Evet abi, ben hazırım.
Hop! Hevesim kursağımda kaldı. Neden bunu yaptın abi? En azından bu garibi bir sevindirmek için ıskalasaydın. Hani diyorum. Böyle insanlık falan. Arkadan da yedik. Mükemmel. Mükemmel abi. Bunlar böyle olmamalıydı. Gel abi, şimdi öyle bir çalım manyağı yapacağım ki ondan sonra ağlayacaksınız. Bir daha hani atamayacaksınız bunlardan abi. Gel abi. Hop. Oh, yeah boy. Hadi. Hadi hadi. Hop. Matador. Italiana pizza. Hop. Hop. Ya. Ya. Yayıncım kafayı yedi tekrardan. Oğlum çok eğlenceli bu. Bunu mini game yapmaları lazım bu arada. Net mini game. Hop, hayır. Yemedim ki. Öyle bir şey olmadı. Tüm bunları denerken ölme yüzdem acaba kaç? Hadi tüm bunları denerken böyle mesela. Hop, çaldım. Hadi gel abi tekrar. Hop, oh, yüzüme yedim bunu. Tamam, ben galiba dozajımı aldım abi. Bunlar bana yetti. Şimdi zırhımızı giyelim. Pantolon neden ya? Güzel bir pantolonumuz olabilirdi. O zaman artık ejderhanın yolunu bulacağımız deliklerden birine girmek için şu ufak solucan deliği tarzı teleport yerlerini kullanabiliriz. Oyunu bitirmeden önce buraya bir Enderman farmı yapabilecek kadar malzeme alabilecek miyim? Enderman farmı yapabilir miyim? Bu arada son düşüncelerimden sonra Enderman farmı yapamıyoruz. Ve ben aynı yerlerde dönüp dolaşıyorum. Çünkü ben bunu ne zaman yesem... Aynen. Bayağı farklı yer attı. Bayağı nitelik, kanıtlar nitelikteydi. Beni farklı yerlere atıyor ve ben burada ölmemek için çabalarken bir yere... Oh, hiçbir yere atmadı. Belalı lahmacun versiyon 2. Hoş geldin. Teşekkür ederim Prime'ını kullandığın için. Arkadaşlar, sizde belalı lahmacun gibi ilk ay bedava, sonra 8 liraya Twitch'ten abone olabilirsiniz. Her ay Minecraft Premium'lardan birini belki kazanabilme şansı elde edersiniz. Hem de çok daha farklı bu olaylardan yapıyoruz. Bazen kafama esiyor, bir iddia koyuyorum. İddiayı kaybedersem abonelerim arasında işte 20, 30, 50 liralık Steam kodları dağıtıyorum. Bu da böyle şeylerden beri. Siz bana destek oluyorsunuz. Ben de size destek olmaya çalışıyorum. Onun dışında ben bu çileden nasıl kurtulabileceğim? Gittiğim yerler aynı yerlerden başka yerler değil. Algımı tamamen kaybettim. Aha evet. O şeyi sürekli görüp duruyorum, oradaki yeri. Aslında güzel de bir şey. Nereden geçtiğimi bilmek. Çünkü oraya tekrar gitseydim büyük ihtimal çok mantıksız yerlere çıkış yapacaktım. Ya... Ya delireceğim. Ents de istemiyorum ya. Ents de istemiyorum. Lütfen tut. Uf, yakındı. Kalbim çıkacak. Ya çok çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çünkü Ensin'in yanında tam olarak istediğimiz deliğin olduğu yer var. Daha başka ne isteyeyim ya? Direkt risk alacağım. Bana ne be? Şöyle giderim. Canı insanın bak cidden böyle bir yer gördükten sonra canı böyle en üst kısma çıkıp en güzel kılıçları falan almak istemiyor mu? Cidden istiyorum. Kafayı yiyeceğim ama neyse, zor tutayım ya. Açgözlü Turna Balığı diye bir kitap vardı. Birinci sınıftayken falan okutuyordu bizim ilk okul öğretmenimiz. Açgözlü Turna Balığı şöyleydi. Bu kadar açgözlüydü. Bunu yedi, şunu yedi. Kitabı okumamıştım bu arada. Herkes özetini istiyordu. Şu an okusam ben koskocaman yazıları olan herhalde 5 dakikada bitirebileceğim bir kitap ama yani o zaman ilginçti. Hop. Evet. Son. Sonu kucaklamamız lazım artık. Canım Ender Dragon'ım benim. Misler gibi. Oo, tatlı tatlı geldik. Aman aman, nerelere geldik? Böyle birazcık da gözünü korkutabilmek için şöyle bir ejderhanın kafasını alayım. Atalarının kafasını şak diye koyayım. Ondan sonra kimlerle cenk attığını bir görsün abi. Değil mi? Kanka bak, şuraya bırakıyorum. Aha da buraya bıraktım. Ya da ben bunu alayım, sen şimdi yanlış şeyler yaparsın. En azından şu an bir Yusuf. Eli ayağı titriyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Önümüzde blok olmak dahilinde olmak üzere önümüze blok koyup patlatacağız bu kısımları ki hasar almayalım ve çok güzel bir endi aslında. Kısa olduğu için hızlıca çıkıp hızlı bloklar koyup patlatabilirim. Mesela burayı şöyle patlatayım abi. Gibi. Güzel. Ya bak, Enderman'lere direkt ejderha vuruyor, fark ediyorsunuz değil mi? Çünkü kendi ırkı falan değil. Köle yani Enderman'ler. Şimdi Ender Pearl atıp patlatabiliyor muyuz diye bir fikir aklıma geldi ama bu fikir ne kadar bizi yaşatır bilmiyorum. Şöyle ucundan Pixel Angle. Pixel Angle Rainbow Six Siege. Patlar mısın? Teşekkür ederim. Risklilerden bir tanesine geri geldi. Bu arada Ent'te bitirme fikri zor bir fikir olması gerekmiyor muydu? Hop! Tamam. Çünkü bu beni öldürür mü acaba? Emin olamadım. Korkuyorum. Oh, tamam. Ejderha ağlasın.
Yani yıllardır şu ejderhadan birazcık daha zor veya daha anlamlı bir macera eklemediler oyuna. Adamı geliyorsun, iki yatakla speedrunner'lar patlatıyor. Nerede bu adamın ağırlığı? Hala çabalıyorsun. En azından deniyorsun. Gaza gelip vuracaktı. Evet, o zaman kendi ağzıma da bir geçirmiş olmam güzel olurdu. Da şöyle birazcık gideyim. Tam şöyle. Ne? Aynen. Neden bunu yaptı bu manyak şimdi? F3B ile şurası şurası. Tamam. Aynen öyle. Oo, mükemmel fikir aklımdan çık. Hadi. Hayır. Iskaladım. Lütfen. Hayır ya, mükemmel. Çok güzel olurdu. Kafa kafaya. Hoppala. Kendine gel, birkaç tokat ye de be. Aşağıda bekleriz. Pardon. Teşekkür ederim çok yaşa dediğiniz için. Ejderha için çok lazım olacak. Çok da yaşayacağım. Canım ejderim. Tatlım benim. Güzel oğlum. Oğluşum. Gel bakalım. Lütfen beni garip garip yerlerden atma da şimdi. Dön aynen. Zıpladığım an gittim. Bu birkaç döngüde... Evet, birkaç döngüde olacak bir şey. Şu an bayağı heyecanlı ve... Bütün YouTuberlar gibi yes, evet falan diye bağırmam lazım değil mi? Ejder... Ya! Ben bu ejderhayı döverim abi. Bu ne? Kaçıncı trip... Lan! Abi biri bana dalıyor. Arkamda biri... Evet, arkamda biri var. Arkadaşlar ben öldüm galiba. Abi bu kadar ucu ucundan ölürsem bu arada kafa... Kafamı kıracağım. Evet, kafamı kıracağım şu an. Oğlum ben bu gerizekalıyı nasıl... Gel abi. Sen neden önüme geçiyorsun? Tamam, sakin. Tamam. Nerede başın burada? Sonunda ya. Teşekkür ederim öldüğün için. Kaçıncı, beşinci dönüşünde falan. Oh, yansın. Oh. Mis be mis. Aynen öyle. Sadece experience sesi için geldim lan. Arkadaşlar itiraf ediyorum. Sadece experience sesi için bu oyunu bitirdim. Bu kadardı yani. O zaman görüşürüz Endermenler. Canlarım, kölelikten kurtulduğunuza göre bir el sıkışmamız var. Değil mi? El sıkışma. Saygısız herif. Böyleydi, bitti.